Herkese merhaba. Sabah akşama kavuşturmak videolarımızın birinde daha birlikteyiz. Bu videoda ekranı veya paneli kırık veya belirli bölgelerinde görüntü kaybı olan, darbe almış olabilir, kullanıma bağlı olarak olabilir, bir dizüstü bilgisayarımızın ekranını nasıl değiştireceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Nelere dikkat edeceğimizi göreceğiz ve ekranımızı değiştireceğiz. Arkadaşlar, bilgisayarımızın öncelikle elektrikle bağlantısını kesiyoruz. Bunun için arkadaşlar adaptörünü çıkarmak yetmiyor ve bataryasını da arkadaşlar çıkaracağız. Arkadaşlar genelde benzer şekilde burada arkadaşlar birçoğunda 1, 2, 3, 4 veya işte bunda olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vidası var. Bunların üzerinde böyle plastik kapak oluyor arkadaşlar. Bunları çıkarıyoruz. Bazılarında yok arkadaşlar. Tırnaklı. Onlar biraz daha yaşlı modellerde oluyor. Bunda arkadaşlar 6 tane var. Ben 2 tanesini çıkardım. Video çekmek aklıma geldi. Bu nedenle arkadaşlar sökmeyi durdurdum ve şimdi birlikte sökeceğiz. Bu kapakları çıkarıyoruz arkadaşlar. Plastik kapaklar. Altlarında yıldız tornavidası ile sökülebilen vidalar var. Bunları çıkarıyoruz. Tüm vidalarımızı söktük. Sonra arkadaşlar iç kısımdan, cam ekran kısmından arkadaşlar buradan bu şekilde kaldırabiliyoruz. Bunun gibi bir plastikle, kredi kartı gibi, banka kartı gibi herhangi bir kartla da arkadaşlar buradan açabiliriz. Bu şekilde arkadaşlar burada tırnakları var. Kırmadan iç kısımdan camın olduğu kısımdan dışa doğru açıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde açmayı müteakip. Burada yine modeline göre değişiyor. Buradaki menteşelerin kapakları. Bazsız kapaklar gövde ile bitişik, bütünleşik. Bazıları arkadaşlar ekranın ön plastiğiyle burada olduğu gibi bütünleşik oluyor. Bazısı da ayrı oluyor arkadaşlar. Bunu kırmadan bu şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Burada herhangi bir şey yok. Burada nelerimiz var? Burada arkadaşlar menteşelerimiz var. Buradan giden anten kabloları var. Buradan da gelen güç kablosu ve görüntü kablosu var arkadaşlar. Monitörümüzün panelin tamamını sökmeye lüzum yok. Burada menteşeleri kalabilir. Biz bazıları burada tırnaklı. Bunda vidalı arkadaşlar. Bunun sökünce vidaları açıldı. Bunu bu şekilde önümüze tarafı alıp yan taraftan sökeceğimiz vidaları göreceğiz. Bunu çıkardık. Plastik tırnaklardan geçmiş arkadaşlar. Geçmeli. Bu şekilde ayırmak yeterli arkadaşlar. Burada bakın 1 2 3 tane, bazı modellerde 2 tane vidası oluyor. Bunları sökerek ekranı buradaki çerçevelerinden çıkaracağız. Arkadaşlar menteşeye bağlı olan çerçeveden ekranımızı çıkarmış olduk. Bunları da sökebiliriz buradan ama buna gerek yok. Sadece paneli ekran değiştireceksek buna hiç gerek yok. Arkadaşlar öncelikle buradaki kablo bağlantısını
soketten çıkaralım. Bunun için hepsinde arkadaşlar ebatları farklı olmakla birlikte güçlü bir bant var. Bu ayrılmasın, çıkmasın diye. Çünkü soketlerin klipsi yok arkadaşlar. Sadece bant tutuyor. Bunu çıkardım. Bunu arkadaşlar aşağı doğru ters yönde çektiğimiz zaman kontrollü bir şekilde çıkıyor. Burada kameranın kablosu var. Soketi var. Ben bunu çıkarmayacağım çünkü aynı kablo ve soketi kullanacağım. Sadece paneli değiştireceğim. Zarar vermeden yapışkan kısımlarını ayırıyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu da ayırıyorum. Ekranımız bu. Burada neye dikkat edeceğimizi söylüyorum. Ekranı satın alırken dizüstü bilgisayarımızın marka ve modelini yazarak ekranı bulabiliriz. Ama bu öyle daha az sayıda ve daha az sayıda satış yapan site ve miktarda buluruz arkadaşlar. Asıl aramamız gereken ekranın üzerinde yazan buradaki modeli arkadaşlar. Buna göre aratırsak hem fazla sayıda çok daha fazla alternatifli hem de değişik fiyatlarda bulabiliriz. Bunun arkadaşlar modeli, tipi LTN156AT02. Burada uzantılar da oluyor. Tire, işte 001, C1 vesaire gibi bir sürü birçok modeli var arkadaşlar. Bununki bu şekilde. Burada 156 olan 15.6'yı inci büyüklüğünü gösteriyor. Eğer 16 inçse LTN160AT şeklinde gidecektir. Bu arkadaşlar panelimiz. Yeni aldığımız panelimiz de bu arkadaşlar. Bunu da bakıyoruz. Bakın burada kart farklılığı var. Şöyle üst üste koyayım. Göstereyim. Bunun kartı dikdörtgen şeklinde. Bunun gelip buradan düşüyor arkadaşlar. Burada inceliyor. Ama modeli aynı. LTN156AT02. Bu 40.000 arkadaşlar. Ekranlar genelde 40 veya 30.000 oluyor. Ama buradaki modeli söylersek, modele göre ararsak ve sipariş verirsek hata olmayacaktır. Bunu arkadaşlar arızalı olanı kenara koyuyorum. Ve aynı şekilde şimdi bunu takacağız arkadaşlar. Öncelikle aynı esaslarla kablomuzu takıyoruz. Soket dediğim gibi herhangi bir tırnağı yok arkadaşlar. Bunu aynı şekilde takıyoruz. Yerine oturduğundan emin oluyoruz. Sonra bantımızı tekrar çıkmaması için sallantıda sallanırken ekran açılıp kapanırken çıkmaması için aynı şekilde yapıştırıyoruz. Söktüğümüz vidaları aynı esaslarla aynı yerine takıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burayı açmışken menteşeleri de burada yağlayabilirsiniz eğer elinizde yağınız varsa. Çerçeveyi yine yerine oturtuyoruz ama burada kamerayı yerine oturtmayı unutmuşuz. Kameramızı alalım.
Arkadaşlar zorlanmadan vida yerlerinin ve tırnaklarının oturduğundan emin olmakta fayda var. Yoksa siz uğraşırsınız, herhangi bir tarafa, plastik aksama özellikle zarar verebilirsiniz. Bu şekilde taktıktan sonra ekranımızın plastik çerçevesini alıp öncelikle menteşe yerlerini oturtuyoruz arkadaşlar. Sonra hafif dokunuşlarla tırnaklarını oturtuyoruz. Kameranın kaymadığından emin olun arkadaşlar. Tam oturduğundan, yoksa sökmek zorunda kalabilirsiniz. Bu şekilde tırnaklarını oturtuyoruz arkadaşlar. Çok rahat oturdu. Ekranın plastik çerçevesinin kenarını oturtturduk arkadaşlar. Şimdi vidalarımızı takıyoruz. Arkadaşlar plastik kapaklarını takmadan deneyeceğim. Bilgisayarımızı açtık. Monitör görüntü geldi. Arkadaşlar görüntümüz geldi. Ekranımız çalışıyor artık. Herhangi bir ölü piksel, ölü bir bölge yok arkadaşlar. Şimdi plastiğini arkadaşlar takacağız ve bilgisayarımızı kullanmaya başlayacağız. Plastik kapaklarını takarken imkanınız varsa altına buradaki yapıştırıcıları arkadaşlar hasar görmüş olabilir çıkarıp takarken elinizde değdiğinde. Mümkünse azıcık bir sıcak silikon altına uygulaması düşmesini engelleyecek. Daha uzun ömürlü olacaktır kullanımı. Bu videomuzda ekranı zarar görmüş, yer yer ölü pikseller bulunan, görüntü olmayan bir dizüstü bilgisayarımızın ekranının sökümünü ve değişiminin nasıl yapılacağını gördük. Bir sabah akşama kavuşturmak videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Sonraki videoda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın.